kariyer felsefesi falan diyor Roblox diyor. Bu ne oğlum, Türk oyun sektörü ne halde? Bir değerlendir Sony, severim seni bilirsin. Merlin'in kazandı bu. Bakalım oyun dünyasında neler oluyor. Haberdar olalım bakalım. EA yeni Battlefield oyununu tanıttı. Azılı düşmanım yine berbat rezil bir oyunla daha geliyor. 2042 teknik sorunlar, düşük performans, olumsuz geri bildirimlerin menbaıymış. Şaşırdın mı? Hayır. Battlefield 2042'ye verilen destek 7. sezondan sonra sona erecek. EA odağını yeni Battlefield'a kaydıracakmış. Artık yarım oyun yapıp sonradan tamamlamayı da bıraktılar. Bir sonraki oyuna kadar sürekli bir şey çıkartıp ekliyorlar. Oyun bitmiyor. Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri açıklanmış. Canavar bir bilgisayar yoksa muhtemelen oynayamayacaksınız. Depolama çok garip. 65 GB SSD istiyor. Artık HDD'lerin pabucu dama degajlanmış. Harry Potter Quidditch Champion sistem gereksinimleri. Bu haberi atlayacağım. Transfobik ilan edilebilirim. Outlaws'da sarı boya tartışmasını çözecek özel mod geliyormuş. Sarı boya ne ya? Birçok video oyunu oyunculara yön göstermek için sarı boya ve parlak renkli işaretleyiciler kullanır. Tabi canım, bunun Uncharted şahıdır, şahbazıdır. Naughty Dog bu tekniği yalamış, yutmuş, gargara yapmış, tükürmüştür. Star Wars Outlaws bu tartışmayı çözmek için oyunculara rehberlik deneyimlerini seçme seçeneği sunacak. Seçme seçeneği. Güzel yazım. Benim elimden tutma, ben keyfimce keşfetmek istiyorum diyenler için bir mod olacakmış. Güzel. Allah razı olsun Ubisoft'tan. EA gibi köpek değil en azından. Sony'den sınırlı sayıda DualSense kontrolcü. Hayda. Haptik feedback'i olmayan daha ucuz kontrolcülere ne dersiniz? Mesela DualShock 3 tarzında böyle dandik, daha ucuz, daha ulaşılabilir kontrolcüler. 2, 3, 4, 5, 8'e kadar satın alınabilen. Bir değerlendir Sony, severim seni bilirsin. Aramız iyidir seninle. EA Sports 25'e gelen yeni Rush modunu tanı. Rezalet bir mod olacak. İğrenç bir mod olacak. Hemen okuyorum, detayları aktarıyorum. 5v5 mod. Küçük sahada. Futsal tadında. Volta modunun, ayda Volta modu gidiyor. O da kötüydü ki. Yeni gelecek de çok parlak bir şey olmayacak. Takım kurun clubs deneyimini falan filan 5'e 5. Ne satıyorsunuz peki? 11'e 11 sahanın yarısından daha küçükmüş. Altın gol periyodu, offside kuralları. Evet, internet olmadığında neyi oynayamayacağımızı yine inceliyoruz. Ne abuk subuk modlar. Gerçekçi bir futbol oyunundan ziyade e-spora çevirmenin yolunu yine kazıyorlar. 26'sı geçen haftanın haberi. Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered San Diego Comic Con'da sızdırılmış. Comic Con'a bir biz gitmedik ya. Comic Con'a Amerikanyalı güreşçiler bile gitmiş. Senin ne komiklik ne de konluk bir iş var. Logan Paul giderse onun konluk bir işi var. GTA 6. Aha. Eski Rockstar geliştiricisinden uyarı. Yine pedofili çıktı birileri. Hadi bakayım. Aha, tam da beklediğim açıklama. GTA 6'nın deneyiminin GTA 5'ten çılgınca farklı olmasını beklemediği için bazı hayranların ilk gün hayal kırıklığı... Nasıl cümle lan? Cümleyi sindiremedim. Ancak eski bir Rockstar geliştiricisi GTA 6'nın deneyiminin GTA 5'ten çılgınca farklı olmasını beklemediği için bazı hayranların ilk gün hayal kırıklığına uğrayabileceğini öngörüyormuş. Bunu zaten biliyoruz. GTA 5 DLC'si gibi bir şey olacak çok da. Vice City San Andreas zıplaması olmayacak. Belki GTA 3 Vice City zıplaması olur en fazla. Tahminlerimiz bu yönde zaten. Red Dead Redemption 1'den Red Dead Redemption 2'ye geçiş gibi bir şey olmayacağı bariz tabii. PS5 Pro'ya özel çıkarsa konsol satışları nasıl etkilenir? Valla bizim açımızdan pek bir şey etkilenmez gibi. 50 bine PS5 Pro. Aha, Elder Scrolls 6'nın yeni ipuçları Pinterest'te çıkmış olabilir. Haber kaynağı sensin, sen bileceksin onu. Merlin'in kazanı. Elder Scrolls 6'nın dekoruna dair. Dekoru mu? Dekoru nedir ya? Bethesda çalışanının biri Pinterest'te takılıyor. Sağdan soldan şeyleri pinliyor. Böyle beğeniyor, like atıyor. Oo, kaydediyor. Hoşmuş bu diyor. Profilinde birçok ilginç şeyler var. Kalkanlar, giysiler, kaslı zenci erkekler de var. O araya kaçmış diyelim. Tuhaf saç modelleri, silah kınları, kurbanlık bıçak, gürs. Manzaralar, deniz dibi, balıklar. Balıklardan görev alırız artık. 2018 yılında bir JPG gösterildi ve şu anda oyuna dair hiçbir şey yok. BSC'ye gidelim.
Milliyet de var lan. Epic Games'in bugünkü ücretsizi belli oldu. 30 Aralık'tan geçen yıldan kalma güncel bir haber var. Tomb Raider beleşmiş. Eğer aramızda hala 30 Aralık 2023 tarihinde yaşayan varsa kaçırmasın bu fırsatı. Oğlum biri BSC'ye bir şey yapsın lan. Geçen yıldan kalma tüm haberler. Burada bir sakatlık var. Milliyet. Cumhuriyet. Cumhuriyetsiz olmaz. Steam yaz indirimleri ne zaman? IKEA ünlü oyun platformunda sanal mağaza açıyor. Bu ne lan? IKEA Roblox'ta sanal mağaza açıyor. Lan Roblox nasıl bir oyun ki IKEA mağaza açıyor? IKEA ne satabilir Roblox'un içinde? Benzersiz bir deneyim. İngiltere ve İrlanda ülkeleri halk ve kültür müdürü Darren Taylor. İsmin uzunluğuna bak, ünvana bak. Müdür. İki koca ülke var. Halk var, kültür var. Ama sen bunların müdürüsün. Tuhaf ülkelersiniz. İngiltere, İrlanda. Bizde genel başkandan aşağı ünvan olmaz. Çok zayıf kalmış. Müdür biraz zayıf kalmış. Kariyer felsefesi falan diyor. Roblox diyor. Ücretli çalışmayı başlatan ilk marka. 10 kişi işe alacakmış. Her birine $530. Doğru muyum? TL'ymiş. Saatlik ücreti. Benim Temmuz ayı gelirim anca 530'dan. Biz de mi Roblox'a girsek? Roblox mağazası kasiyeri olmak bile daha avantajlı. 18 yaşından büyük. Oho, geç kalmışız buna. 14-18 Haziran diyor. Ortaokul öğrencisi arkadaşını bıçaklamış. Yandere simülatör şüphesi. Peki. Bunlar ne, yine kanım üşüdü ya. Seninle yarın okulda görüşeceğiz diyerek çağırmış. Önce yüzüne biber gazı sıktı. Sonra abisinin bıçak koleksiyonundan gizlice al... Abisinin de bıçak koleksiyonu var. Abisi Joker herhalde. GNC'yi yaraladı. 7. sınıf ha bunlar. Daha şeyi bilmiyorlar. Fizik, biyoloji, kimya, bu üçünü ayırmıyorlar ha. Fen ve teknoloji diye ders görüyorlar. Ya da fen bilgisi, hangisiyse artık. Yandere simülatör. Ne lan bu? Bir anime karakterinin hastalıklı duygularla sevdiği erkeğe yaklaşan diğer kızları öldürmesi. La kahretsin. Öldürme seçeneğinin seçilmediği kızları dinlememiş. Bu ne oğlum? Türk oyun sektörü ne halde? Cumhuriyet kanımızı dondurdun ya. Kojima milliyete konuştu. Bu ne, Allah kahretsin. İki oyun haberi bakalım dedik. Behzatçı bölümüne döndü.